Herkese selamlar. Ben Ömer. Denedik bize hoş geldiniz. Bugün size böyle çok tatlı bir oyundan bahsedeceğim. <laughs> Bu oyun roguelike tasarlanmış ve e, yani her öldüğünüzde başa dönüyorsunuz ve kazandığınız bazı şeyler gidiyor. Ama öldüğünüzde eğer dark kristal topladıysanız bunlarla e, bazı geliştirmeleri yapabiliyorsunuz. Yani çok fazla zorlamamışlar oyunda. Şöyle bir sistem, hikaye hikayeyi öncelikle bir bahsedeyim size. İnsanların e, kuru kafalara saldırdıktan sonraki zamanını konu alıyor. Kuru kafalar artık böyle bitap düşmüşler, hani büyülenmişler, hirolar bunların üzerine baskı uygulamış falan filan. Bir yerden canlı çıkıyorsunuz böyle bir kuru kafa olarak. Bir pelerininiz var, mor bir pelerin. Ya yani başladığınız karakter basic karakter olarak söylüyorum. Bu karakterde bir tane kuru kafa var ve bir tane elinde de kemik var. Kimin hangi e, uzvu bilmiyorum ama o kemikle vura vura ilerliyorsunuz. Ağaca saldırmasının sebebi insanlar geldiklerinde e, karanlık bir büyü kullanmışlar ve ağaçları da ele geçirmişler. Hatta ormanı komple e, büyülemişler. Bu yüzden orman dost oldukları e, kuru kafalarla artık düşman olmaya başlıyor. Yani çeşit çeşit ağaçlar var bu arada. Büyük bir ağaç var böyle etrafına yeşil enerji yollayan... Desem ya yere vurup böyle yeri sarsıp da hasar veren, duman çıkarıp da hasar veren, yere vurup altınızdan böyle diken gibi çivi çıkarabilen ağaçlar olsun. Bu tarz ağaçlar var. Siz yön tuşlarıyla yön tuşlarıyla hızlı bir şekilde reaksiyon verip bunlardan bu ataklardan kaçıp bir şekilde şey yapmamız gerekiyor. Bir yerden sonra öldüğünüzde artık hani en her şeyin en başa döndüğünü görünce çok fazla üzülebiliyorsunuz. Şöyle bir güzellik düşünmüşler oyun için. Hani tek kuru kafayla tek e, saldırı şekliyle olmaz. Ben, biz bunlara skill yani yetenek verelim. Yetenekleri de şöyle olsun diye tasarlamışlar. Bu basic olarak başladığımız kuru kafa ilk birinci skill'inde kendi kafasını fırlat, fırlatıyor. <laughs> Bayağı bildiğiniz kafasız bir şekildeyken de o kemikle vurabiliyor. Kendi kafasını fırlattığında eğer ikinci skill'i kullanırsanız kafasının olduğu yere ışınlanıyorsunuz. Bu şekilde bir flash sıçrama yapmışlar. Ayrıca Oyunda e, kapıları geçtikçe böyle sandıklardan itemler düşüyor. Itemler size fiziksel atak, e, magic atak, işte çeşitli can çalma veyahut da bilmem ne yapma gibi e, özellikler veriyor. Double jump'ı işte triple jumpa e, çıkaran bir kanat var hatta. E, legendary bir item. Bu itemler oyunda daha uzun süre kalmanıza yarıyor. Ayrıca bir güzel yanında şu oluyor. Tek bir kuru kafanın iki e, yeteneğiyle idare etmiyorsunuz. Birçok kuru kafa var aslında. Yani common, rare... Unique ve Legendary olmak üzere 4 kategoride bir sürü kuru kafa var. Benim en çok sevdiğim Rockstar'dır. Rockstar kuru kafası bayağı iyi. Yani aldığında böyle elinde gitar var böyle. Normal basic atak yaptığında gitarı çalıyor falan. Gitarı çaldığında burada notalar beliriyor. Notalara göre hani notalarla vuruyorsunuz adamlara. Hani notalar böyle uzaktan gitmiyor tabi yakın olmanız gerekiyor. Skill'ini kullandığında bir tane amfi bırakıyor. Stackleyip 3 tane amfi bırakıyorsunuz. Amfi böyle belirli aralıklarla bas vuruyor. Ve vurduğunda alan içinde ne varsa onlara vuruyor. Diğeri de e, çılgın gibi bir solo atıyor karakter. O soloyla ile etraftaki duyan herkese artık vurmaya başlıyorsunuz. Ama şöyle bir ultimate var. E, bu kamınlarda ve raidlerde olmayabiliyor. Mesela Rockstar'ın ultimate yeteneğine çok yani bayıldım ben açıkçası. Yani tek başına bir Rockstar'sın. Devamlı e, basic atak vurmaya başladıktan sonra yani gitarı devamlı çaldıktan sonra altta bir bar dolmaya başlıyor. O bar dolduktan sonra ve %100 olduktan sonra Artık arkanızda baterist beliriyor, yanında bir tane daha gitarist beliriyor, işte bir yerde bas gitarist oluyor falan hep birlikte çalmaya başlıyorsunuz. Görüş alanınızdaki her şeye vuruyorsunuz. Harika bir görsel şölen olmuş. Ben acayip takdir ettim. Harika bir oyun. Ben e, çok fazla kanser oldum. Hani ya yapma abi orada ölünmez abi falan diye böyle kanser oldum. Ama bir yerden sonra geliştirmeleri yaptıktan sonra ilerleyip ekonomi yaptıktan sonra itemları işte bozdurup ve kemiklerle karakterleri upgrade edip işte mesela Commons'a Rare'e, Rare'se Unique'e, Unique'se Legendary'e çıkararak e, oyunun bir kısmını ilerledim ama henüz bitiremedim. Dediğim gibi oyun gayet güzel. Şu anda Steam'de 32 lira oyun. Bence 32 lirayı hak ediyor mu dersiniz? Hani roguelike oyun seviyorsanız ve pixel oyun seviyorsanız bu oyun bence 32 lirayı hak ediyor. Yani ilk çıktığında ben 25 liraya almıştım. Renkleri hoşuma gitti. Oyunu hiç izlemeden direkt satın aldım. Ne de olsa hani beğenmezsem iade ederim diye. E, bence alın. Tavsiye ederim size. Eğer oynayıp da abi şuna şu geliştirmeyi yapabilirsin, şuna şu item'ı kullanabilirsin diye tavsiyeleriniz olursa yorumlarda belirtin. Eğer oynamayıp da eğer atladığım bir detay varsa sormak istediğiniz onları da sorabilirsiniz. Ben cevaplayacağım hepsini. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın. Videoyu beğenin, abone olun, işte bildirimleri aktif edin falan. Esen kalın, hoşçakalın.